İtalya'da Torcello adasında Santa Maria Assunta bazilikasındayız. Önceki videolarda bahsetmiştik ama tekrarlayalım. Bu videoda bazen kilise bazen bazilika diyeceğim çünkü iki yapı arasındaki ufak fark bu video özelinde önemli değil. Evet, buraya gelmek için Venedik'ten yarım saatlik bir vapur yolculuğu yaptık. Bu bazilika Venedik lagünündeki en eski yapı. Ruskin'e göre Torcello Venedik'in anasıydı. Burası Venedik'in ilk sakinlerinin işgaller sırasında sığındığı bir ada ama ada bölgenin en bataklık kısmı olduğundan esas Venedik bu kısma taşınıyor. Torcello, e, Torcello adası daha doğrusu çok önemli. Bizans'a hatta ondan da öncesine uzanan bir tarihi var. Birkaç yıl önce burası sular altında kaldı. Ne acı. Neyse ki bazı restorasyon çalışmaları yapıldı ve bu sayede tarihi kanıtlar günümüze kadar korunmuş durumda. Buradaki en büyük düşman tuz. Çünkü taş yapıya zarar veriyor. Kasım 2019'da gerçekleşen bir başka sel felaketi sebebiyle kiliseyi basan su 30 santimetreyi aştı ve zaten birikmiş olan tuz daha da arttı. Bakın mesela bu zemindeki antik motifler de yüzeye kadar çıkan tuzdan zarar gördü. Burada biriken tuz tanelerini görebilirsiniz. Tuz sudan ayrışıp kuruyunca şişiyor ve kaldırımlarda tümsekler oluşturuyor tuğlalar da birbirinden ayrıştığı için mozaikleri bir arada tutan yapı zarar görüyor. Bu sebeple restorasyon çalışmalarının büyük bir bölümünü tuzdan arındırma oluşturuyor. Bu da yap, daha doğrusu bu da yapması hiç kolay bir şey değil. Her bir tuğlayı ayrı ayrı temizlemek gerekiyor. Tabi amaç tamamen yeni bir duvar elde etmek olmadığından restorasyon çalışmalarında binadan eski tuğlalar alınıp yenileri eklenmiyor. Peki neden yeni bir duvar olmasın ki daha şık olmaz mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama karşımızdaki yapı ibadethane olduğu kadar aynı zamanda bir sanat eseri ve restorasyon demek eskiyi al yenisini koy demek değil. Evet. Torcello kilisesinin her bir duvarında farklı bölümler var. Bu sayede binanın geçirdiği değişimleri görebiliyoruz. Bazı taşlar o kadar eski ki doğrudan kendilerini belli ediyor. Bunlar anakarada Romalıların oturduğu dönemlerden kalma. İşte bu kendine has yapıyı bozup tüm duvarları yenilemek binaya ihanet olurdu, değil mi? 19. yüzyılda insanlar bir şeyleri yeniden inşa etmenin, değiştirmenin çok da kötü olmadığı kanaatindeydi. Günümüzde ise eskiden kalma muazzam yapıları koruma güdüsüyle hareket ediyoruz. Amacımız bu eserleri muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak. Buradaki restorasyon çalışmalarından birini yürüten kurumun adı Save Venice yani Venedik'i koruyalım. Bu kurum Torcello Kilisesi'ni koruma çalışmalarına 1980'lerde başlamış ve o günden bugüne başka uluslararası kurumların da desteğiyle pek çok mozaik korunmuş. Kurum 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çalışmalarına 2020'lerin başında da hız vererek devam etti. Mesela 9. ve 11. yüzyıllardan kalma iki farklı absis bölümü bölümünü ve mozaiklerini restore ettiler. Mozaikler üzerine çalışmak demek bizzat kilisenin mimarisine dokunmak demek. Çalışmalar sırasında hem mozaikleri içeren iç duvarlar hem de mozaikleri destekleyen dış duvarlar bakıma alındı. Uzmanlar tuzun taşlara hasar verdiğini belki de en çok bu bölümlerde gördüler. Evet. Bu kilisede tarihin farklı katmanlarını görmek için duvarlara bakmanız yeterli. Mozaik'in altında muazzam mermerler var. Mermerlerin bir kısmı açılınca alttan daha da eski bir fresk çıkmış. Dolayısıyla restoratörlerin sürekli bir karar verme sürecinden geçmesi gerekiyor. Venediği Koruyalım adlı kurum, İtalyan Kültür Bakanlığı bünyesindeki Güzel Sanat Eserleri ve Anıtlar Gözetim Kurulu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara pek çok mimar, sanat tarihçisi ve konservatör katılıyor. Eğer zarar gören bir parça varsa tam olarak hangi kısımlar çıkartılacak, hangileri bırakılacak bunların hepsi ortak kararlarla yapılıyor. Ancak günümüzdeki konservasyon çalışmalarında zaten genellikle bir şeyleri atma durumu olmaz. Bakın buradaki fresk parçaları mesela. Bunlar muhtemelen 11. yüzyıldan kalma ve daha fazla parça var mı diye görmek için çalışanlar mermerlerin bir kısmını çıkaracak ama sonra parçalar yerlerine aynen geri konulacak. Mozaiklere bakarsak o dönemde yaşamış olan insanların dini inançlarına ne kadar sıkıya bağlı olduğunu görebiliriz. Buradaki hapsiste Meryem Ana ve çocuk İsa tek odak noktası. Yani insanlar yalnızca bu iki figürü görmek ve ilham almak istemiş. Üstteki kemer kısımda Melek Cebrail ve Meryem Ana beşaret sahnesinde resmedilmiş. Hristiyan inancına göre Cebrail, Meryem'e İsa'ya hamile kalacağını müjdeliyor. Bu da Hristiyanlar için insanlığın kurtuluşu demek. Bu kilise Torcello adasında ve civar bölgedeki en önemli kilise. Meryem Ana ise inananlar için önemli bir figür. 25 Mart 421'de Hristiyanlar için kutsal olan Venedik şehri kuruluyor. Bu aynı zamanda Beşaret Günü kutlamalarının yapıldığı gün. Kilisedeki gezimize devam edelim. Karşı duvarda bir başka müthiş mozaik var ve epey farklı sahneler anlatılmış burada. Bir tarafta İsa'nın Adem ile Havva'yı cehennemden çıkarması, Alt kısımda kıyamet günü sahnesi var. Şu kısımda İsa'nın ayakları altından çıkan bir nehir görüyoruz. Burada da melekler mezarlardaki ölüleri uyandırıyor. İsa'nın solunda cehennemdeki işkence sahneleri varken sağda cennette rahat vakit geçiren iyi ruhlu insanlar var. Kilisenin batı duvarından girdiğimizde ise Meryem Ana tasviri karşımıza çıkıyor. Eliyle bir taraftan melekleri diğer taraftan şeytanları gösteriyor. Bu da izleyiciye ölüm anını ve sorgulanacağını hatırlatıyor. Bu kilisede ufak köşelerde şapeller de mevcut. Bu şapellerin birinde Pantokrator İsa imgesi bizi karşılıyor. Bu da Hristiyan inancındaki her şeye gücü yeten, tüm ruhları hesaba çeken ve Tanrı ile bütünleşen bir İsa anlamına geliyor. Diakonikon apsis kısmının yan taraflarında Cebrail ve Mikail tasvirleri var. Melekler ellerinde Tanrı'nın kuzusunu, çeşitli yaratıkları ve çiçekleri tutuyorlar. Buradaki bazı bitki figürleri doğrudan Venedik lagünündeki bitkilerden alınmış. Buradaki çiçek, bitki, kuş, yeşil alan motifleri kişiye cenneti hatırlatıyor. Ne de olsa bir ibadet mekanı olarak kilisenin amacı içeri girenlerin dünyada cenneti hissetmesi, yaşamı sorgulamasıydı. Ayrıca Hristiyanlarda İsa Mesih'in gelip insanlığı kurtaracağı inancı da bununla örtüşüyor inananlar kiliseye kutsal mekana gelin ve bireysel anlamda esas kurtuluşa erin.